Merhabalar arkadaşlar, İrfan Landiya 4N1K hoş geldiniz. Nerede, ne zaman, nasıl, ne için ve kim? Arkadaşlar bugün dünya artı üzerinde çöllere değineceğiz ve özelliklerini değinip bunu 5 dakikada size aktaracağız. Harika bilgiye sahip olacaksınız. Bu da İrfan hocanızın oluşturduğu coğrafi bilgi sistemleri uzmanı olması nedeniyle bu yeteneğe sahip bir harita üzerinden çalışacağız. Bu arada hemen belirteyim arkadaşlar. Dünyadaki çölleri biz genel olarak arkadaşlar termik yarı tropikal. Yani dinamik, dinamik kökenli dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşuyorsa tropikal yarı tropikal. Yer şekillerine bağlı sıcaklığa bağlı ve etkilerle oluşuyorsa termik kökenli çöller diye ayırıyoruz. Daha sonra size soğuk kıyı ve kutup çöllerini göstereceğim. İrfan'dan diye eğitim bunu veren tek e, yer derler arkadaşlar belirteyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tropikal çöller arkadaşlar bakın dönenceler çevresinde Kuzeyde engeç, güneyde Oğlak dönencesi çevresinde ve bu arada değerli arkadaşlar bunun oluşum nedeninden ben söyleyeyim. Ekvator'da alçak basınçla yükselen hava kütlesi nemi bıraktıktan sonra dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ters alizeler oluşturuyor. Bunlar da dönencelere ve 30 derece enlemlerine doğru bakın hareket ediyorlar. Bu hareket sonrasında da arkadaşlar dünyanın günlük hareketine bağlı olarak alçalıyorlar. Bu alçalıcı hareket yüksek basınç oluşturuyor. Böylece tropikal çöllerin oluşma nedeni alçalıcı hava hareketleri yani yüksek basınç. Nem yok, yağış yok, sıcaklık var. Bu da çöl getiriyor. Hemen bilginize bunda değinmek isterim, belirtmek isterim. Şimdi hemen Kuzey Amerika kıtasından çöllere başlayalım değerli arkadaşlar. Bakınız Kuzey Amerika çölleri Kuzey Amerika çöllerine baktığınız zaman dönenceler çevresinde olanları da var. Karasal alanda bakın bu Chihuan, Mojave, Sonoran ya da Kaliforniya çölü ya da Colorado çölü diye de geçer bunlar arkadaşlar. Bunlar tropikal çöller yani alçalıcı hava hareketi yüksek basınç alanıyla oluşmuş. Büyük havza ya da ölüm vadisi de dönüyor. Bu ise değerli arkadaşlar Çevresindeki yer şekillerinin oraya hava kütlelerinin nem getirmesini hem engellemesiyle oluşuyor. Termik kökenli. Hemen oradan Güney Amerika'ya gidelim değerli arkadaşlar. Bakın Güney Amerika'da dikkat 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 uyarıyorum size. Dönenceler ve 30 derece enleme üzerinde oluşan çöl var Monte. Ve bakın onun hemen kuzeyinde Seçura ve Atacama çölünü göreceksiniz. Bu Seçura ve Atacama çöllerinin oluşma nedeni Peru-Humboldt soğuk su akıntısıdır. Dikkat ediyorsunuz. Peru'nun bol soğuk sakınısı oluşturuyor İrfanlandı ya, eğitimi. Soru geldi gelir. Patagonya ise yine soğuk çöl olarak nitelendirilir. Buradaki hava hareketlerinin yükselici ve alçalıcı olması özelliği ve termik kökenleri onu da belirtelim. Oradan hemen Afrika'ya gidiyoruz. Çöller diyarı Afrika. Önce kuzeyinde ve güneyindeki alana bakalım. Güneyde arkadaşlar Namib Kalahari çölü. Kalahari çölü dönenceler çevresindeki ya da 30 derece enlemindeki alçalıcı hava hareketi yani yüksek basınç nedeniyle oluşmuş tropikal çöldür. Namib çölü Benguela soğuk su oluşturduğu bir kıyı çölüdür. İrfanlandı eğitimi. Kuzeyde Büyük Sahra Çölü dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük çölü. Libya, Nubiyan ve Denekli. Bunlar Kuzey Afrika çölleri. Ortada zaten biliyorsunuz Ekvator üzerinde tropikal yağmur, orma, yağmur ormanı alanı var. Ve Arap Yarımadası'na geliyoruz. Bakın burada Suriye, Negev, Nüfut, Aldahna, Rubul Hali çölleri. Bunlar Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri hattında sıralanmış çöller değerli arkadaşlar. Bunlar da tropikal çöllerdir. Tar çölü Hindistan'da tropikal çöldür. Deşti Kebir, Deşti Lut, Kızılkum, Karakum, Bedbakdala, Taklamakan, Gobi ve Ordos çölleri ise çevresindeki yer şekillerinin etkisi nedeniyle oluşmuş termik kökenli çöllerdir. Bu da Asya'nın geniş çöl alınmasını neden oluyor? Birazdan da göstereceğim 3 boyutlu. Ve Avustralya bir diğer çöller. Çöller kıtası aynı zamanda çöller ülkesi. Tanami, Büyük Kum, Küçük Kum, Gibson, Büyük Victoria, Simpson. Bunlar arkadaşlar tamamı tropikal çöllerdir. Alçalıcı hava hareketleriyle oluşmuşlardır. Ve Batı Avustralya soğuk sakıncısı burada. Batı Avustralya'da Batı Avustralya küçük çölü var. Onu oluşturmuştur. Soğuk okyanus sakıncısı bu çölü oluşturmuştur. Ve İrfanlandi eğitimi başka hocalarda yok. Yine tekiz arkadaşlar bakın bir de dünyada kutup çölleri var. Grönland ve arkadaşlar Antarktika ve Kanada'nın kuzeyi. Buralarda arkadaşlar kutup çölleridir. Bitki yoktur bilginize. Bunda birazdan bazı ayrıntılarına gireceğiz. Bu arada tekrarlıyorum lütfen bu ayrımları unutmayınız. Yarı tropikal çöller, dönenceler çevresindekiler dinamik kökenli günlük hareket, hava kütlelerinin hareketi, termik soğuk, yer şekillerine göre oluşan da arkadaşlar bu karasal alandaki çöller. Şimdi Google Earth üzerinden de size onu göstermek istiyorum. Bakın çölleri tekrar. Avustralya çölleri, Orta Asya çölleri, yine arkadaşlar Arap çölleri Yine bakın Afrika'nın kuzeyi, Afrika'nın güneyi lütfen buraları unutmayınız. Yine bakın Güney Amerika'daki çölleri unutmuyoruz ve Kuzey Amerika'daki çöllere dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. İsimlerini az önce söyledim. Tekrar küre üzerinden size göstermek isterim. Bakın dönenceler ve 30 derece enlemleri üzerinde olan var. Bir de karasal alanda. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın Taklamakan çölüne gideceğiz. Taklamakan Çölü'nde siz de göreceksiniz ki arkadaşlar yer şekilleri nasıl etkili olmuş bakın bu çölün oluşumunda. Dikkat edin şuradaki alanı sizler de göreceksiniz. Hemen onu açayım sizin için arkadaşlar. Bakın Taklamakan Çölü'nü. Dikkat edin şimdi göreceksiniz sizler de. Hemen Taklamakan Çölü'nü açıyorum müsaadenizle. Onu çizgi haline getireyim değerli arkadaşlar ve çevresini sizler de görün. Bakın hemen bekleteceğim sizi biraz. Bakın değerli arkadaşlar çevresindeki dağlık alan nedeniyle oluşmuş bu çöl değerli arkadaşlar. Yüksek dağlık alanla çevrili etrafı. Bakınız yüksek dağlık alan olduğu için hava kütlesi buradan içeriye giremiyor değerli arkadaşlar. Bu dağlarda nemi bırakıyor. Böylece kuru hava kütlesi olarak bu bölgeye alçalıcı hava hareketi gerçekleştiriyor. Yüksek basınç alanı olarak devam ediyor değerli arkadaşlar. Kuzeyi de yine arkadaşlar dağlık bölgeyle çevrili olduğu için maalesef burada da buraya nemli hava kütlesi giremiyor. Bakınız nemli hava kütlesi bu dağlar aşıp içeri giremediği için bu çöl oluşuyor değerli arkadaşlar. İrfanlandı eğitimine birebir almış oldunuz sizlerde. Ve böylece değerli arkadaşlar başka bir şeye geçmek istiyorum. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu çölleri bu şekilde ayırıyoruz. Aman ha, dikkat ediniz. Bütün çöllerde ortak özellikler var. 250 milimetreden aşağıdır yağış. Nem azdır. Sıcaklık farkı fazladır. Bitki örtüsü çok seyrektir. Kökler çok derindedir çünkü su arar terleme ve kadifemsi bir yapı vardır. Dikkat edin terlemenin önlenmesi için. Genel olarak kaktüsler ve dikenli bitkiler vardır. Sıcaklık farkı fazla olduğu için susuzluğa dayanıklı canlılar vardır. Fiziksel parçalanma fazladır. Rüzgar en etkili dış kuvvettir. Ve böylece kısa olarak size bunu aktardıktan sonra bir dahaki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.